Merhaba değerli ağrıseverler. Evet, bahar gününden herkese selamlar. Evet, hocam bugün arılarla ilgili bir çalışması var. Bakalım ne yapacak? Şurup, körük hazır. Bakalım kovanımızın üstünü açtık. Evet hocam. Bu önceden arayamadan önce böldüğüm arılardı. Evet. Bakalım yumurtaya geçmiş mi? Onu bakacağız. Kontrolümüz o. Bugün zaten şu arımız ve bu iki tanesi evet böldüğümüz arılardı. Bakalım ana arıları çıkmıştık kardan önce. Yumurtaya geçmiş mi? Evet, şu an görüyorsunuz her yerde karlar eridi yani çevremizde. Sadece Ordu'nun en yükseklerinde kaldı. Şu an güzel bir pazar günü, bahar havası. Evet, arılarımız da hareketli. Bir çıtırıyla bunları böldüm ben. Sadece ana üretmek için. Yani anası çıktıktan sonra yumurtaya geçti mi yavaş yavaş takviye yapacağım. Şu an görüldüğü gibi bir çıta mevcudun olduğu arı bu. Şöyle bir kaldıralım. Bakalım. Evet, yumurtaya geçmiş. Yalnız yakın gözlüğümü bir alayım da daha iyi bakayım ona ben. Tam öğlen vakti Evet hocam. açtık arımızı. Şu gözlerin dibinde görebiliyor musunuz? Evet, kamera çekebildiği kadar tam Yumurtaya netleştirmiyor. şuraya bakalım. Şurada süt koymaya başlamış. Demek ki 2-3 gün olmuş yumurtlayalı. Bugün pazar. Demek ki cuma günü bunlar yumurtaya geçmiş. Fakat hangi arada bunlar çiftleşmiş ben onu anlayamadım. Çünkü o 12 gün sürekli kar yağmıştı. Şurada yumurta. Evet. Şu aralar olduğu gibi yumurta yapmış. Bakın şurada süt var. Evet, sütleri görüyoruz hocam. Evet, şurada. Şimdi anasına da bakalım nasıl bir ana. Tamam. Anasını bir bulalım bunun. Bu sanırım karniyol ağırlıklı bir anaydı. Yumurtayı o aradan almıştım. Karniyol ağırlıklı aradan almıştım. Ana arı yok burada hocam. Olabilir, Bu bakarız. tarafta yok. Arka tarafa bakalım. Gözden kaçırırız onayı. Şurada. Arkaya geçti. Çevirdim hocam. Evet. Evet, Çok orada. güzel. Karniyol bu. Çekelim. Gene mi kaçtı hocam? Yine arkaya geçti. Orada bir şeyler yapıyor herhalde hocam. Ne olabilir? Görünmüyor. Bilmiyorum. Bir şey yapması değil de yani. Bizden kaçıyor herhalde. Kendini saklıyor. Hani bulamadık. Şimdi nereye gitti? Arada herhalde hocam. Bunları boyayacağım artık. Göremiyoruz ya anaları. Şu turuncu renkli olmuş ara ama. O polen getirmiş. Polen mi getirmiş? Büyük bir çiçeğin içine girmiş. Üstü polen olmuş. Şurada Evet, ana arı. karniyol bir ana bu. Bakın karniyol ağırlığı kaldı. Evet, gidiyor şu an. Evet. Kaçıyor. Evet hocam, boyanması lazım. Bazen anlaşılmıyor arı. Evet, koyu renkli olduğu için. Şu an pek erkek arı da yok. Olmaz mı erkek arı bir kovanlarda? Çok güzel erkek arı var. Evet, bu arıya kapalı yumurtalı çıta vereceğim. Mevcudunu çoğaltması için. Yumurtaya geçmiş artık. Evet. Bir tane kapalı yumurtalı çıta vereceğim buna. Nisan sonuna kadar alt kasasını doldurur. Zaten her gün 500 yumurta çıkartmış olsa ihtiyarı 10 günde 5000 arı yapar. Evet, yeni kovanımıza geçtik. Evet, bu da diğer böldüğümüz
puandı. Şubat'ta verdim bunları. Şubat'ta hava çok güzel geçti. Fakat Mart'a gelince yoğun bir kar yağışı. Uzun zamandır böyle görülmüştü, bir kar yağışı yoktu. Evet, bunun mevcutu güzel. Evet, sesinden anlaşılıyor, bayağı bir yoğunları var. Ses derken, kovanı açtığınızda aşırı derece ses geliyorsa ana arısı yok demektir biraz. Ana arısı olmayan kovanlar çok fazla ses yapar. Saldırganlaşır o zaman hocam. Evet, yani nispeten öyle olur. Bak bu gözlere bal var. Bal da var hocam. Var var. Çiçekler açtı, çok güzel. Taplamlar falan, her şey canlandı yani. 4-5 günden beri, hatta bu hafta başından beri diyelim biz, 6 gün oldu. Bak burada dolu, sıvılama yapıyor. Bu yeni getirdi bal mı hocam? Evet, yani getiriyor işte demek ki. Yani. Beyazlama var şuraya bakın. Çıtada beyazlama var. Evet, görüyoruz. Ben çırıklama yapıyorum ama çırıklamalarda bir göz, iki göz yaptım da bunlar ana arı yumurtaya geçmeden bunları çırıklama yapmadık. Evet, bu göze yumurta atmış. Bir iki tane yumurta var burada. Onu geçeyim de hem anasını bulacağız. Bir açayım arıyı. Bakın şurada gözlerin dibinde yeni yumurta var. Boş bulduğu yere ana yumurta atıyor. Demek ki şu 3 tane çıtada yumurta fazla. Bakalım yumurtlamış. Dedim ya, o karda bir çarşamba günü güneş açmıştı. O gün bu arıya bakamadım. O gün bu arıya bakmış olsaydım bu 7 çıta arım ölmeyecekti. Canlandıramadım bu arıyı. 7 çıta arım gitti. Evet, zay olmuş. Bir arıyı geri döndürebildim. 4 arı açlıktan öldü. Birini geri canlandırdım. Demek ki baygın arı. Evet, bu gözler yumurta dolu. Anayı arıyoruz şu an zaten. Ta şuraya kadar yumurta atmış bu. Ana burada olabilir, yumurtalar çünkü dik duruyor. Gösterebiliyor musun dibini? Ancak büyük televizyonlara baktığında görülebilir. Şu sarıcı arı değil mi hocam? Sarıcı arı ne işi var burada? Olabilir. Çok benzettim hocam, garip bir tür. Yani beyazların içinde siyah gibi duruyor. Evet, bu da şurada bir yüksek şey var. Çok fazla. O çıktığı şey. Şurada süt koyduğu gözler daha fazla bak. Evet. Görüyor musun? Göster. Bu öbüründen fazla süt var. Demek ki daha bir gün falan önce yumurtlamaya başlamış bu ana. Anayı bir göstereyim. Bu kapka sağlıklı olan bir anaydı. Ondan almıştım. Hocam anayı bunu göremedik. Göreceğiz illaki. Bunun anası öbürüne göre az daha açık olması lazım rengi. Şu bunda olabilir bak. Mevcutu çok güzel bunun. Bunun mevcutu çok güzel. Kadar yiyecek doldurmuş buna bugün. Kimisi açlıktan ölüyor, kimisinin çıtası yerinden kalkmıyor. Genç arılar çok çalışkan oluyor. Evet, ona da bakacağım da bunu biraz verim alsın. Çünkü bu kenar çıtasına benziyor. Ana arıyı arıyoruz.
yiyecek durumu full. Muazzam yiyecek getirmiş. Üç güller açtı mı? Üç güllerini de açması lazım. Zaten önceden kapalı yiyeceği varmış buna. Anayı kapalı. Göremedim. Ana, ha burada. Gördüm. Evet. Çok da harika bir Kafkas. Evet. Dedim ya Kafkas bu. Biraz daha kırmızıdır. Maşallah. İyi de döllenmiş. İyi. Çok hareketli çok hocam. Çok dolu yani. Yer arıyor. Her yer şu an. Kapalı. Burayı yumurtlayamaz. O niye geçmiş şuraya? Gözlenekler dolu, petekler dolu. Hı. Yer arıyor bu. Yerine bu çerçevede. O tamam. Yumurtlamaya yer arıyor. Aslında şu çıtayı oradan almam lazım. Şurada yumurta vardı değil mi? Buna ağırlıklı olarak bak şimdi. Şunu alıyorum burada. Bunu alıyorum. Bunda yiyecek çok fazla. Yumurtlayacağı o kadar yumurta yok. Şunların iki tanesini yumurtalı çıtaları yaklaştırıyorum. Şu üçüncüyü de yaklaştırayım. Bunu kenar çıtası yaptık. Bu arı kata gider hocam. Fazlasıyla gider. Hatta kata evet. Gitmeden önce bundan bir arı daha yapar. Evet, bölme de yapılabilir. Çoğaltma yani. Şunu da alayım. Şu an 5 çıta bir arı bu. Buna da bir kapalı yumurta verip hızlı bir şekilde mevcutu artırmam lazım. Çünkü bu yumurtalar 20 gün sonra çıkacak. 20 gün sonra çıkan 30-35 gün sonra uçuşa başlayacak. Bal getirmeye başlayacak. Bir arı yumurtayı halinde göze konulduktan sonra 30-35 gün sonra bala gider. Ondan önce kovan içi temizliği ve görevlerini yapar. Tam olgunlaştıktan sonra bala çıkar. Evet, bugünkü çalışmalarımız bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Ben evet, karlar eridi videonun başında söylediğim gibi. Şu an güzel bir bahar havası var. Hava biraz alamık olsa da. Dün çok sıcaktı. Dün çok Ramazan'ın sıcak. İlk günüydü. Bugün ikinci günü. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Evet. Size iyi çalışmalar dileriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli severler.